Hakkında 100'den fazla kitap yazılmış ve her kitapta da başka başka yönleri anlatılmış olmasına karşın Nazım Hikmet'i tam olarak anlamak çok zordur. Bu yüzden ise bu videoda tatlı örnekler ve detaylar sunmaya çalışacağız. Annesi ilk Türk kadın ressamlarımızdan Celile Hanım, mutsuz evliliğini bitirdikten sonra gönlünü Nazım Hikmet'in öğretmeni Yahya Kemal Beyatlı'ya kaptırır. Nazım Hikmet'e ders vermek amacıyla eve gelen Yahya Kemal Beyatlı, Celile Hanım'a sırılsıklama aşık olsa da hiçbir zaman yanaşamaz. Nazım Hikmet bu birlikteliğe karşı gelir ve Beyatlı'nın cebine "Hocam olarak girdiniz bu eve, babam olarak giremeyeceksiniz" notunu bırakır. Yahya Kemal'in korkak tavrı Celile Hanım'ı bıktırır ve Celile Hanım Paris'e gider. Rivayete göre sessiz gemi işte tam bu işten sonra yazılır. Birçok giden memnun ki Nazım Hikmet koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Hatta bir ara Beşiktaş'ta oynadığı bile rivayet edilir. Beşiktaş taraftarının da onu sevdiği aşikardır. Nazım Hikmet arananlar listesindeyken sevgilisiyle Gülhane Parkı'nda bir ağacın altında sözleşir. Polis devreye atarken ağaca çıkmak zorunda kalır. O sırada sevgilisi gelir fakat polislerden dolayı aşağıya seslenemez. Çaresizce kalemi kağıdı çıkarır ve bir şiir yazar. "Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın." Türk ordusunun isyana kışkırttığı iddiasıyla 15 yıl ağır hapis cezası giyen Nazım, Atatürk'e bir mektup yazar. Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığı döneminde yollanan bu mektup muhtemelen kendisine hiçbir zaman ulaşamaz. Bilinçli bir şekilde ulaştırılmadığı iddiasının da bulunduğu o mektupta son satırlar şöyledir. "Kemalizm'den ve senden adalet istiyorum. Türk inkilabına ve senin başına and içerim ki suçsuzum." Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Nazım'ın en yakın ve yürekli üç arkadaşı Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat, Nazım'ın özgürlüğüne kavuşması için 3 günlük açlık grevine girerler. Nazım Hikmet hapishanede yattığı yıllarda çokça su işkencesine maruz bırakıldığı ve bu nedenle de su fobisinin olduğu söylenir. Hatta üvey kızı banyo yapmadığı sebebiyle Galine ile sürekli kavga ettikleri bilinir. Kendisini salatalık losyonuyla temizlediğini söyler. Nazım'ın korkunç adli hataya kurban gittiğini düşünenler bir dilekçe hazırlarlar. Bu dilekçeyi dönemin ünlü insanlarına imzalatmanın uygun olacağını düşünen şairler 165 değerli imza toplarlar. Yahya Kemal Beyatlı, Nazım'dan imzasını maalesef esirger. Haziran 1963 sabahı, kalp krizi sonrası hayata veda eden Nazım Hikmet'in mezar taşı, siyah bir granitten yapılır ve meşhur şiirlerinden biri olan Rüzgara Karşı Yürüyen Adam figürü taş üzerinde ebedileştirilir. Sovyetler Birliği'nde Nazım Hikmet'in ölümünden sonra kurulan bir komite, büyük bir yük gemisine Nazım Hikmet adının verilmesinin kararını alır. İlk seferini 12 Ağustos 1965'te Odessa Limanı'ndan yapan geminin törenine Nazım'ın karısı Vera, dünyanın birçok ülkesinden önemli şairler ve yazarlar katılır. Türkiye'den ise katılan tek yazar vardır, o da Aziz Nesin'dir. Tepeden tırnağa